Sizlere en kalbi duygularımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin salgın döneminde hava ulaşımını başarıyla yönettiğini söyledim. Dünyamız son 3 yıldır koronavirüs salgını ile başlayan ardından bölgemizdeki sıcak çatışmalarla devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz havacılık gelmektedir. Türkiye salgının sağlık boyutunu nasıl başarıyla yönetmişse, hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de aynı başarıyı yakalamıştır. Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rekorlarla girdiğimiz 2023'ü yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum dedim. 2021 yılı yaralarımızı sardığımız bir sene olarak kayıtlara geçerken, 2022 özellikle hamdolsun Havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Nitekim İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından gerçekleşen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı 2022 yılında da Avrupa yolcu trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Sadece İstanbul Havalimanı değil. Sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla, teknolojisiyle, mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Elbette bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın ve siz yöneticilerinin çok önemli katkısı bulunuyor. Hava yolunu halkın yolu haline getirdiğimiz son 20 yılda kanatlarınızı 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldunuz. Türk Hava Yolları'nı dünyanın en değerli ilk 10 hava yolu arasına taşıyarak hepimize büyük bir gurur yaşattınız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te Türk Hava Yolları'mızın da 90. yaşını kutlayacağız. Bu iki önemli yıl dönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum.